Münazarada inanmadığınız konuları bile savunmak zorunda kalabilirsiniz. Hatta inanmadığınız, sevmediğiniz bir konuyu öyle bir savunursunuz ki o münazarayı kazanabilirsiniz bile. Ama ben şiddeti savunamam hocam. Benim babam bir doktor. Ben bir doktor çocuğuyum. Bugün ülkemizde birçok sağlık çalışanına şiddet uygulandığını çok iyi biliyorum. Sadece onlara mı? Kadınlara, hayvanlara, çocuklara. Şiddet hayatımızın bir parçası. Ve maalesef birçok insan da çözümü onda buluyor. Arkadaşlarım ve ben bu konu üzerine uzun uzun düşündük. Ve bir karar verdik. Şiddetle hiçbir şey sonuca ulaşamaz. Arkadaşlarım ve ben bu münazarayı kaybetmekten zevk duyuyoruz. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Eğer biz kazanınca şiddet de kazanacaksa o zaman biz kaybedelim arkadaşlar. Aferin çocuklar. Şiddet kullanmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu çok iyi anlamışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Şimdi jürinin sonuçları değerlendirmesini bekliyoruz. Oğlum ben çok duygulandım ya. Ben de. Kaybettik ama iyi oldu sanki. İçim rahatladı. Sonuçlar şu an elimde. Bu münazaranın kazananının hangi takım olduğunu birazdan öğreneceğiz. Evet, şimdi kazanan takımı açıklıyorum. Kazanan takım Oğulcan ve arkadaşları. Oley be, işte bu be, işte bu. İşte bu be, helal olsun be, helal. Sağ olun, teşekkürler. Oley be. Sayende kazandık Oğulcan. Helal olsun Oğulcan, helal. Öyle senin sayende benim sayemde yok. Biz bir takımız. Takım olarak kazanır, takım olarak kaybederiz. Ama benim fikrim de çok iyiydi yani, kabul ediyorum. Hürrem geliyor. Hoş geldin Hürrem. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya şaka bir yana, bugün evden çıkmadan önce babamla biraz konuştuk. Yani üçümüz de kaybetmeye hazırdık. Söylediklerimize samimiydim. Evet. Yani gözlerinden belli oluyordu. Sağ ol. Şey Oğulcan, yarın bir işin yoksa kahve içmeye gidelim mi? Ne diyorsun? Oğulcan. Gidelim, gidelim tabii, gidelim. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Ne dedi Hürrem? Kahve içmeye gidelim mi dedi bana. Kahve içmeye gidelim mi dedi işte bu. Sen ne dedin? Tamam dedim. Yani tamam dedim herhalde değil mi? Heyecandan başka bir şey söylemiş olmayayım lan. Eminsin. Tamam dedim ya. Tamam dedim. Dedim. İşte bu, işte bu. İşte bu. Yavaş yavaş tavlıyoruz. Tavlıyorsun. Aynen. Tavlıyorsun. İşte bu. Gel. Müsait misin oğlum? Evet. Bugün çok özel bir günde. Evet baba. Yavrum sen gurur duyulacak bir şey yapsan da yapmasan da benim sana olan sevgim aynı derecede devam eder. Başarılı olman, başarısız olman benim sana olan sevgimi hiçbir şekilde değiştirmez. Ha, şunu da bil. Gurur duyulacak bir şey varsa da gurur duyarız. Bugün okulda olanları duydum. Müdür bey bilardı. Vallahi bugün gurur duydum seninle. Ama münazarayı kazandığın için değil, kaybetmeyi göze aldığın için. Benim seni sevmem için hiçbir koşulum, hiçbir şartım yok. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Aferin Metin.
Aferin ben sana. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar bittim ben, bittim. O ne olacaksın? Yüzüne ne sürdün? Ha, ablam maske yaptı. Sen yakına makyaj da yapmaya başlarsın. Kes dalgayı be oğlum. Bittim ben, bittim. Biz bitti demeden bitmez de ne oldu ki? Suratımda yanardağ çıktı. Oo sivilce. Okula gel de patlatalım değil mi? Heh, ben bu haldeyken hayatta okula gelmem. Hürrem'le randevum var, şu suratımın haline bakın. Ne yapacağım ben ya? Hürrem seni sevecekse böyle sevsin, ne olacaksın? Ben bu haldeyken evlat olsam sevilmem, evlat olsam sevilmem. Ne yapacağım ben ya, ne yapacağım? Ben bu haldeyken buluşamam kızla. Ya makyaj mı yapsak acaba? Yok kızım, sürme yüzüne bir şey ya. Abla ne yaptın sen de öyle makyaj falan? He, delikanlı adamız biz, ne makyajı? Oldu olacak arada da yaptırayım. Hatta hazır başlamışken silikon da yaptırayım. Ay abartma Oğulcan, ne alakası var? Oğulcan. Bak sen ilk günden son güne gerçek yüzünü göster kıza. Bence yapılabilir aslında. Çilem abla sen de mi ya? E madem değer veriyorsun kıza o zaman gereğini yap. Ya taş çatlasa bir saat duracak zaten yüzünde. Sevdiğin kız için değmez mi? Ay aman Çilem. Bunlar ne anlar sevgiden aşktan değer vermekten. Yok kızım bırakın makyajı falan ya. Hulusi Bey nasılmış kızım? E bu sefer de mide bağırsak kısmında bir yanma varmış. İçli içli yanıyormuş. Hocam ben tahlillere baktım, iyi aslında bir şey yok yani. Allah Allah. Ya bir şey olmaması lazım ya. Çok mu yanıyormuş? Aydan hemşireye demiş ki kavruk kavruk sızlıyor demiş. Çok garip. Hakikaten yani bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama bir de idrar tahlili yapalım. Biz tedbiri elden bırakmayalım yani. Bence de hocam. Geleli 4 saati geçti mi? Geçti. Geçmiştir. O zaman sen Hulusi Bey'e benim İdrar tahlili istediğimi söyle ama kaytarmasın, tamam mı? Tamam söyleyeceğim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Baba. Hürrem'in yanına gidene kadar geçer miyiz? Geçmez oğlum. Geçer deyip de şimdi seni durup dururken umutlandırmayayım yani. Boş ver Oğulcan. En azından onun yanına gidebilecek yüzün var. O ne demek ya? Bilmem. Öyle içimden geldi. Bende mi bir şey var? Bana mı laf çakıyorsun? Takma oğlum şunu kafana sende ya.